savaş Erdoğan'ı bitirecek. Zaten Kürt halkı şeyini kaybetmediler. Bunu masa da kaybetti. Kürt sorunu çözmek zorundadır. Kürt sorunu çözmeden bir yere varamaz. Yok, geçemez çünkü sonuç alamaz. Bunun tepsiye mümkün değildir. Dünyanın son ömrüdür. Abdullah Öcalan bütün Orta Doğu halkının başkanıdır. Sadece Kürt halkının başkanı değildir. Dünya haklarının başkanıdır. Çözün Abdullah Öcalan'dır. İki tarafın da elini taşın altına koyması lazımdır ki İnsanlar barış yapak içerisinde gitsinler. Bu da Abdullah Öcalan'ı hesaba almazsan bu işe demek olmasının bitmesini istemiyorsun demektir. Bu adam hala imza sahibidir. İşte doğal gaz çıkacak, yok. Petroller yani nasıl döşendi onu da bilemiyoruz. Borularla mı döşendi? Yer altından mı çıktı? Ben hiçbir anlamda güvenmiyorum bu hükümete. Hiçbir anlamda güvenmiyorum maalesef. Yani insanlar bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı, açlık sınırı had safhada. Yani niye böyle görmemezlikten geliniyor? Doğruları söylemek lazım. Padişahın çok yaşa. Yani doğruları söylemek lazım. Yani sırf saltanat, saraylar yaşansın diye insanlara bu kadar da eziyet edilmez. Ben kabul ediyorum. Adı üzerine Yeşil Sol Parti. Ben belki sağcıyım. Türklerde hiçbir sağcı yok. Sola vermek zorunda mıdır? Tabii toplayıcı olmaları gerekirdi. Bana göre HADEP ismi ondan çok çok daha güzeldi. Yani o tarz bir isim. Cumhurbaşkanının değişmesini bekliyoruz aslında biz. Olmadı işte. Tabii ki de halkını dinlemeleri gerekiyor. Hiç adil olmayan bir seçimdi. Gençlerin düşünülmediği bir seçimdi. 5 yıl daha gençlerin sürünmeye mahkum edildiği bir seçimdi. Değişmesini istiyordum çünkü ben doğduğumdan beri yaşım 18 olmuş. 18 yıldır bu parti iktidarda. Bir boşta kalamayacağım garantisi yok yani. Çünkü kaç milyon genç üniversite mezunu işsiz şu an. Bir gelecek kaygımızın olduğu çok açık. Kürt seçmenler eskiden milletvekillerine Kürtler aday oluyordu. Veriyorlardı. Şimdi daha çok Türkler aday olduğu için hep AK Parti kazandı.